Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün Meksika'nın sokak lezzetini yapacağız. Ne mi yapacağız? Böyle mısır yapacağız. Böyle baharatlı soslu efsane bir şey olacak. Başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerimi hazırladım. Başta mısırı pişirmekle başlıyorum işe. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine mısırlarımı ekliyorum. Şöyle iyice bir bastıralım. İçerisine böyle kaynamış su ekliyorum. Mısırların seviyesine bir parça geçmesi gerekiyor. Kapağını kapatıyorum. Hafiften böyle aralıklı bırakın ki arkadaşlar taşmasın. Bu şekilde pişiriyorum bunu. En son üzerine kapağını kapatacağım ama bu şekilde bırakmayın. Taşma yapabilir. Hafiften böyle aralıklı bırakın ki böyle taşmasını engelleyin. Ve bu şekilde bunu pişmeye bırakıyorum. Mısırı 1 saat 15 dakika pişirdim. Ardından 1 saatte dinlendirdim kendi suyunu. Mısırı eğer böyle lokum gibi yemek istiyorsanız bu şekilde yapın. Dinlendirme olayı, kendi suyunda dinlendirme olayı çok önemli. Şöyle açıp göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde kendi suyunda bıraktım. Şimdi bunun sosunu hazırlamaya geçiyorum. Şöyle bir karıştırma kabının içerisine 3 yemek kaşığı olacak şekilde mayonezinden ekliyorum. Bu 1, bu 2 olarak değerlendir. Bunu da 3 olarak değerlendir. Şöyle elimde ekşi krema var. Ekşi krema da ekleyeceğim arkadaşlar. Bundan da 3 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Bu 1, bu ikincisi, bu da üçüncüsü. Evinizde ekşi krema yoksa normal klasik krema da kullanabilirsiniz. Kremaya karşıyım diyorsanız onun yerine ne kullanabilirsiniz? Süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Bunun üzerine 1 çay kaşığı toz biber ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı olacak şekilde de sarımsak tozu ekliyorum buna. Böyle elimde lime var arkadaşlar. Lime'ın böyle dış kabuğunu beyazına gelmeyecek şekilde rendeliyorum. Böyle yarım kabuk yeterli olacaktır. Buna mis gibi de kokacaktır. Ekstra bir lezzet katacak. Lime yoksa limon da kullanabilirsin. Sıkıntı olmaz. Evet, bu kadar yeterli. O fazlasını bu şekilde vura vura alabilirsin. Şu alt kısımdakini görüyor musunuz? Yarısı kadar diyebiliriz buna. Limonu, dış kabuğunu soyduk. Pijamasını hafiften çıkarmış olduk. Onu rahat bırakıyor muyuz? Kesinlikle hayır. Bunu bir kenara alalım. Şöyle tutuyorum. İkiye bölüyorum bunu. Lime'ın orijinal olup olmadığını nereden anlarsın? Lime'da kesinlikle ama kesinlikle çekirdek olmaz. Onu da belirteyim. Bir tanesini kenara alıyorum. Bir tanesini aldım elime. Şunu tekrardan getiriyorum buraya. Limon sıkma aparatımı açtım. Şöyle ekledim ve iyice sıkıyorum bunu. Bir limonun yarısını sıkmış olduk burada. Limonu artık özgürlüğüne kavuşturabiliriz. Bu kadar yeterli. Bunu kenara alayım. Şöyle elimde fümelenmiş tuzum var. Tuz da ekleyeceğiz. Tuzla besliyoruz onu. Eğer bu şekilde tuzunuz yoksa normal klasik tuz da ekleyebilirsiniz. Ortalama 1 çay kaşığı olacak şekilde tuzunu ekliyorum buna. Bunu yine kenara alacağım. Elimde şöyle kişnişim var. Kişniş maydanozgillerden zaten. Şu sap kısımlarını kenara alıyorum şimdilik. Bu uç kısımlarını şöyle bir toparlıyorum ve bunu ne yapacağım? Şöyle ince ince kesiyorum. Dönme üzerine gidin onun. Ufak parçacıklar haline getirmekte fayda var bunu. Eğer sende kişniş yoksa onun yerine maydanoz da kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Hatta hiç de eklemeyebilirsin. Bunu toparlıyorum. İstediğim inceliğe geldi. Bunu da ne yapacağım? Yine arkadaşlarının şöyle arasını alıyorum. Sosumuzun tüm malzemelerini ekledik. Şimdi bunu tatlı tatlı karıştırıyoruz. Böyle başını bir döndürelim. Homojen kıvama gelsin. Daha sonra duracağım zaten. Evet, karışımımız homojen kıvama geldi. İstediğimiz olay bu. Mis gibi de kokular yükselmeye başladı. Ve ne yapıyorum? Duruyorum artık. Şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz artık. Zemine şöyle bir mis kokulu bir bez ekledim. Böyle yakışıklı, sempatik mısırlarımı bezin üzerine ekliyorum ve şöyle katlıyorum üşümesinler. Banyosunu yaptırmış olduk. Şimdi onları kuruluyoruz. Ve bunu bu şekilde 1 dakika kendi haline bırakıyorum ki suyunu iyice bir çeksin. Şimdi şunları böyle bir toparlayayım arkadaşlar. Bir kenara alayım. Farklı bir karışım yapacağım çünkü. Evet, yeni oyuncağım da geldiği için yeni oyuncağımla uğraşacağım. Biraz şunu açıyorum. İçerisine farklı bir şey ekleyeceğim. Böyle şaşıracaksınız. Böyle elimde cips var. Cips ekleyeceğim bunun içerisine. Sağa sola saça saça tabii. Kapağını kapatıyorum bunun ve üstten bastırarak bunu toz haline getireceğim arkadaşlar. Evet, bunu istediğim kıvama getirdim. Şöyle açayım. Toz haline gelmesi gerekiyor. Şöyle bir karıştırma kabına alayım bunu. Bunu kenara edeyim. Birkaç cips daha çekeceğim bu şekilde. Farklı cipsler. Cipsi çekince böyle yağ iyice çıkıyor böyle. Performansı güçlü bir şeyle çekmeniz gerekiyor. Böyle tek seferde çeksin. Şimdi de bunu bir çekelim bakalım. Evet. Görüyor musunuz? Bu kadar yeterli. Evet, bu da tamam. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi mısırlarla tekrar ilgileneceğim. Mısırlarım iyice rahatladılar. Şöyle açıyorum. Kupkuru olmuşlar. Benim de istediğim olay bu. Şimdi bunların ne? O dip kısmına çubuk geçireceğiz. Evet, bunlar birçok markette bulunuyor zaten. Görüyorsunuz şu alt kısmında da afiyet olsun yazıyor. Bir tanesini şöyle göstereyim. Şu dip kısmına tutuyorsun. Sokak lezzeti olduğu için bu şekilde servis ediliyor zaten. Şöyle iyice bir bastırıyorsun buna. İyice bir yer etsin. Bu şekilde yeterli ama ben biraz daha geçireyim hatta. Zorlanabilirsin. Şöyle vura vura geçirebilirsin onu. Rahat olur. Görüyor musun? Çok güzel geçti. Biraz daha geçirmek istiyorsan yine geçirebilirsin. Olay işte budur. Tam istediğim olay tam da bu. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Hepsini
içine çubuğunu da geçirdim. Şimdi bunları artık sosla buluşturma anı. Şöyle tutuyorum, sosumdan bir parça alıyorum. Mısırın üzerine şöyle gezintiye çıkarıyorum. Şuna bakın. İyice bir sosa boğulsun. Yüzey ne çok ne az. İkisinin arasında her tarafına gelecek şekilde sosumdan yediriyorum ona. Görüyor musun? Çok güzel oldu ya. İnanılmaz lezzetli. Bunu böyle sosa batır. Bu şekilde tüketebilirsin. İster böyle tüket, istersen benim birazdan göstereceğim yöntemde de tüketebilirsin. Buna birkaç işlem daha uygulayacağız. O cipsleri boşuna çekmedik arkadaşlar. Şöyle. Artık buradaki olay tamamen sizde. Ne eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz üzerine. Ben birazdan göstereceğim ne eklediğimi. Bu kadar yeterli. Sos aralarına da girdi. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra şöyle elimde parmesan peyniri var arkadaşlar. Parmesan peyniri ne yaparsın? Üzerine şöyle akartabilirsin. Bunun orijinalinde zaten bu şekilde parmesan peyniri de kullanılabiliyor. Ben istediğin peyniri de kullanabilirsin bu arada. İyice o parmesana boğuyorsun. Zaten fazlalığı üzerinden akıp geçiyor. Görüntüsü de çok güzel olmuş oluyor. Görüyor musun? Çok güzel gözükmedi mi? Bence çok şık gözüküyor ya. Şuna bak. Olay işte budur. Birincisi hazır. İstersen bunun üzerine toz biber ekle. İstersen üzerine lime sık. Bu tamamen senin keyfin. İstediğin baharatı da ekleyebilirsin. Bu hazır. Diğerlerinde şimdi sıra. İkincisini de aynı yöntemle şöyle bir soslayalım. Şöyle her tarafına bir gelsin. Evet, bunu da sosladıktan sonra buna da cips ekleyeceğim arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde cipsinden ekliyorum. Hangi cipsi kullanmak istiyorsan onu kullanabilirsin bu arada. İyice cipse boğuyorum onu. Fazlalığı zaten akacaktır. Göreceksin şöyle. Ve vurduğun zaman görüyorsun. Fazlalığı akıyor zaten. Her tarafına şöyle cipsle yediriyorum onu. Evet, bu da tamam. Bunu da cipse boğduk. Bunu da kenara alıyorum. Son bir tane kaldı. Evet. Uç kısmı cipsli oldu. Böyle orta kısmına parmesan ekleyeceğim. Parmesan peynirinden. Böyle. Döndüre döndüre ekliyorum. Birbirine girmesin. Biraz böyle şekil yapalım arkadaşlar. Evet, bu kısmı da tamam. Şimdi diğer kısım kaldı. Bu kısma da şöyle sos gezdireceğim. Böyle tutuyorum. Şöyle. Chipotle bu arada. Sen istediğin sosu gezdirebilirsin. Şöyle çevire çevire gezdireceğim. Hatta şöyle bir kısmına yapın, sonra çevirin diğer tarafına yapın. İşte olay budur. Şimdi de biraz acı sos. Şöyle arasına. Biraz daha böyle şekil olsun. Bir parça da şöyle yeşilliğinden ekleyeyim. Bir patlasın o. Eklemeseydik mi bilmiyorum ama. Oldu ya. Güzel oldu. Evet ve olay işte budur. Şunun güzelliğine bakın ya. Çok güzel gözükmüyor mu? Üçü de birbirinden böyle şık duruyor arkadaşlar. Şimdi yanına ufak bir içecek almak istiyorum. Böyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var arkadaşlar. Bunun içerisine sarı kola ekliyorum. Ne bir şey bu ya. Bunun yanında efsane gidecektir zaten. Evet, sosları da arkaya dizdim ki istersen kaşıkla alıp üzerine sürebilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Bir yandan da sunumumu yapmış oldum arkadaşlar. Evet, şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Böyle hangisinden başlayacağını bilemiyorsun. Şu parmesan peynirliden tutuyorum. Tadına bakıyorum. Parmesan peynirini seviyorsan buna bayılacaksın. Hatta böyle sokak lezzeti ya, lime da sıkıyorlar üzerine. Bu tamamen sana kalmış tabi. Çok iyiyim. Şimdi içinde tadına bakmak istiyorum. Buna devam edeceğim. Şimdi şöyle cipsi olanın tadına bakacağım. İstediğin cipsi ekleyebilirsin dediğim gibi. Cipsi çok ayrı keyifli oluyormuş ya. Biraz da böyle ekşisinden ekleyelim. Ve devam edelim. Çok iyi. Ya ben çok beğendim. Bunu da bir kenara alalım. Böyle üç tarafından da alacağım birer ikişer ısırık. Şöyle. Mısır da böyle sulu sulu. Çok güzel. Bu diğer eklemiş olduğum cips daha çok yakışmış. Bu daha güzel yani. Şimdi parmesanın tadına bakmıştık. Şimdi sosluya alayım. Sosu da güzelmiş. Bunları böyle elim yüzüm bata bata yiyeceğim. Yemeye devam edeceğim. Arkadaşlar çok keyifli bir video.
Hem şekil yapıyorsun, sunum çok güzel oluyor, lezzet on numara oluyor. Burada hangi malzemeyi kullanmak istiyorsan onu kullan. Burada olay tamamen sende bir de. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.